Merhaba. Bugün biraz gecikiyorum ve bile çok daha geç hocam çünkü Instagram hala açmadım. Bir saniye. Live. Go live. Size tekrar burada takacağım. Bu düşsene size bir kız göstermem lazım bence. Merhaba. Bakalım şimdi kim var kim yok. Bugün biraz gecikiyorum. Biraz da acelem var bugün. Kusura bakmayın. Ondan kısa bir live olacak bugün. İyi gelenler var. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Sabun Atölye live dediğim gibi biraz kısa olacak. Web sayfamızı aktardık. Belki gördünüz. Ondan biraz sıkıntılı var. Onu da şu an düzeltmeye çalışıyorum. Aynı zaman. Bu hafta biraz ben aceleyim. No, biraz panikleyim diyeceğim. Bu yüzden bugün kısa ve konu sizi tek başına bırakmak istemedim. Gelecek hafta umuyorum biraz daha geniş bir konu yapabiliriz. Krem ilgili çok soru sormaya başladınız. Şimdi benim o konuda ilgili bir soru varsa burada belki ufak bir ön anket yapabilirim. Genelde biliyorsunuz benim kurslarda, benim eğitimlerde online halinde, video halinde ve tabii ki internet bağlantı bazen gitmek istiyor. Dediğim gibi bazen çoğu zaman veya bütün benim eğitimlerde online halinde, online video halinde. Şimdi bazı kişiler kitap olarak sormaya başladı. Şimdi bunu karar veremiyorum. Siz krem ilgili özellikle yazılı bir şey, bir kitap eline alabilecek bir kitap tercih edecek misiniz? Yoksa tamam online videolu mu? Onu karar veremiyorum. İkisi de benim için büyük fark edilmiyor. Ya yani çok fark edilmiyor ama yani size için belki fark edilir. Ondan yani kitap halinde mi olsun, online kurs halinde mi olsun? Onu merak ediyorum. Onu arasında da cevap verebilirsiniz. Çok memnun oluyorum. Bugün dediğim gibi kısa bir ders, kısa bir konu. Bugün sabun, doğal sabun nasıl saklayabilirim diye konuşmak istiyorum. Çünkü onu da sık sık gelen bir soru sizin taraftan. Şimdi burada iki şeylere dikkat etmemiz lazım. Birisi şu 4-6 hafta olgunlaşma süresi, saklama koşulları ve bu 6 haftadan sonra saklama koşulları. Ona biraz farklı, çok değil ama biraz farklı. Ondan adım adım bakalım. Şimdi ilk olarak sabun kalıptan çıkarttık, dilimledik. İlk burada ne yapmanız gerekiyor? Ya bir tane sticker, ufak kağıdı, sabun ismi ve yaptığınız yani imala tarihini yazarsınız. Daha kolay olacak. Yani bunu takip etmek daha kolay. Sadece bir tane sabun her birkaç hafta yapıyorsun, sıkıntı olmaz ama gene de bir kez sabun yapmaya başladıktan sonra bir sabunda kalmıyor bu iş bence. Yani ben böyle gene de gördüm. Bu yüzden yani takip etmek için bu sabun ne zaman yaptım, nasıl hangi sabun bu? Bir kağıda tarih ve isim yazarsın. Bir not defteriniz içine inşallah tarifiniz de var. Orada da imala tarihi yazın. Aynı tarif tekrar yapıyorsun. Altında isterseniz ikinci imala tarihi de yazın ve ona ayrı bir numara da verebilirsiniz. Yani raflarda karıştırmışsın. Şimdi bunu etiketledik diyelim. Bunu etiketledik. Ve şimdi bunu tabii ki nasıl devam edeceğiz? Böyle bugün beni internette kazandım. Gene de böyle diyelim. Yani içindeki kullandığımız hamadı gıda kalite olarak algılanıyorsak, zeytinyağı mesela ben ondan hep gıda kalite diyor. O zaman gıda gibi saklamamız doğru olacak. Yani kuru, serin, güneş görmeyen bir yer.
Bunlar sabun için de geçerli, kosmetik için de geçerli. Yani fark etmez ne için diyebiliriz. Bu standart en ideal saklama koşulları. Tabii ki tereyağı, peynir, kaşar, buzdolabı ister. O ayrı bir konu. Ama dediğim gibi yani böyle ambalajlı ürünler, kosmetik ürünler, kuru, serin, karanlık genelde standart bir tane saklama koşulları. İstediğimiz saklama koşulları. Bunlar tabii ki nasıl yapabiliriz, nasıl yere getirebiliriz. En kolay, şansınız varsa, ayrı bir dolabınız varsa veya kullanmayan bir dolap bölüm varsa oraya koyun. Banyoya koymayın. Çünkü bizim buradaki amacımız 6 hafta boyunca sabun içindeki nem oranı azaltmak. Sabun daha sert olsun. Sabun olgunlaşsın. Onun için böyle saklamak istiyorum. Bu yüzden banyo fazla nemli olacak. Tabii ki kullanmayan bir banyo, bir ebeveyn banyo ya da misafir banyosu varsa oraya koyabilirsiniz. O sıkıntı değil. Ama genel olarak çamaşır dolapları en ideal halinde. Şimdi sabun yeniyse, nerede koydum? Sabun yeniyse ve fırsatınız varsa, isteğiniz varsa böyle bir şey de. Şimdi Instagram'da bunu nasıl göstereyim? Bunu artık neredeyse her markette var böyle şeyler. Onda da üst üste koyabilirsiniz. Birbirine giriyorlar. Çok güzel raf yapabilirsiniz. Hazır rafla da böyle var. Alüminyum metal raf oluyorsa lütfen kaplama, plastik kaplama olsun. Ya da altında bir tane yağlı kağıt ya da mutfak havlu koyun. Kağıt mutfak havlu da olabilir. Sabun metale direkt değmesin çünkü o leke yapar. Ne başka dikkat etmemiz lazım? Tabii ki bu gıda için de aynı geçerliydi. Bu da ayrı denemek de belki abartı da oluyor. Ama ilk imalat ettiğiniz sabun ilk olarak kullanın. Yani her zaman dolaptaki en eski sabun kullansanız en iyi, en ideal durum. Şimdi başka neye dikkat etmemiz lazım? Ara sıra boş devam konuşmuyorsun. O zaman birisinin internete gitti. Şimdi başka neye dikkat etmemiz lazım? Dediğim gibi güneş görmeyen bir yer olsun. İyi hava alabilecek bir yer olsun. Ya da iyi en az yani rüzgar şart değil ama yani boğulmuş, iyice kapatan bir bir dolap olmaması gerekiyor. Dediğim gibi serin de olsun. Yani ne mutfağı ne banyo. Onlar ikisi de ideal şartla değil. İsterseniz dediğim gibi varsa bir tane çamaşır dolabı oraya koyabilirsiniz. Varsa bugün internetim tekrar. Çamaşır dolabı pardon. Varsa şimdi aklıma gelmiyor isim. Neyse kara olanı onun için de koyabilirsiniz. Veya dediğim gibi iç çamaşır arasındaki çekmeceli yerlerde böyle şeylerde. Ama sabun hala çok tazeyse buna lütfen bir tane kağıt atarım. En ideal burada yağlı kağıt ya da mutfak kağıt havlusu. Çünkü renkli olanlara, çok taze olanlara burada hala geçebilirler. Bu yüzden tekrar biraz karmaşık olduk. Kusuruma bakmayın. Yani en ideal başlangıçta dik, tek tek. Yani şunun varsa burada kitaplık gibi yan koyun ama arada hava varsın. Yani arada da ufak boşluk olsun. Öyle en ideal saklayabilirsiniz. Bundan sonra 4-6 hafta kuruduktan sonra kullanım için hazır. Bizim etikete göre kontrol ettik. Tamam, bunu artık kullanabilirim. Bundan sonra onu daha sık paketleyebilirsiniz. Yani istersen tekrar kağıda sarılıp ayakkabı kutuya mesela bunlar için çok güzel saklama kapları. Çünkü kağıdan hava giriyor. Yani kapalı bir ortam değil. Hem de birbirine üstünü koyabilirsiniz. Üstünde tarih yazabilirsiniz. Yani ayakkabı kutuları ben bu yüzden çok seviyorum. Eskiden hep öyle kullandık başlangıç için. Her yerde ayakkabı kutu dolu vardı. Ve tabii ki bayanlar da ayakkabı kutuda eksik olmuyorlar genelde. Yani değerlendirelim onları. Hem de belki güzel bir bahane. Sabun için yeni bir tane saklama kabı lazım. Ondan ayakkabı almaya gidiyorum. Olabilir. Şimdi başka ne?
Ne de yapabilirsiniz, bazı koku az geliyor gidenlere varsa mesela pamuk bir pamuk üzerinde biraz esans damlatıp bu kutu içine de koyabilirsiniz. O da sizi yani fark görenlere var, fark görmeyenlere var. Deneyin, bakın. Aklınızı yatıyorsa böyle yapın, aklınızı yapmıyorsa boşverin deyin. Dediğim gibi kutula, ayakkabı kutula, dolapla en güzel. Aceleniz varsa sabun daha çabuk saklamak istiyorsunuz. Yani artık benim bu olgunlaşma sırası kullandığım yerde yer kalmadı. İsterseniz da elinizde varsa bir tane nem alıcı aletler var ya, dehumidifier İngilizce olarak kullanıyor kelime. Bunun laboratuvar tipi de var, bunun ev tipi de var. Bunu da kullanabilirsiniz ama bilmiyorum, masrafı değer mi değer mi gerçekten bilemedim. Bu yüzden dediğim gibi dolapta bir köşe ayarlayın. Çocukların dolabı da olabilir. Yani benim evde her yerde sabun çıkar. Bazen bile unuttum yerde sabun çıkar. O ayrı bir konu. Çünkü saklıyoruz, bırakıyoruz, eve getiriyoruz. Dediğim gibi salonda bile sabun çıktı bende. Çamaşır dolapta zaten her yerde sabun var. Örgü yapmayı seviyorum. Orada da sabun her yerde var. Her kutu içinde kesinlikle bir sabun var. Çünkü ben oje içinde yumukları, yün almayı çok seviyorum ve evde ufak bir tane yün dükkanı döndürdüm. Yani o ayın tamam başka bir konu. Dediğim gibi yani kuru, serin, karanlık. Tarihi yazmayı unutmayın. Arada hava boşlukları olsun. Kapalı dolap olabilir. İzole edilmiş bir dolap olmasın. Plastik kutusu olmasın. Ayakkabı kutu olabilir. Çamaşır dolapları böyle değerlendirebilirsiniz. Yani havlu, nevresim koyduğunuz dolapla bunun için idealdir. Çünkü genelde orada daha havalı bir yere koyuyoruz. Yani daha hava alan bir yere koyuyoruz. Banyo, mutfak doğru yerde saklamak için onu tekrarlamak istiyorum. Ve dediğim gibi bu olgunlaşma sırasından sonra daha sık paketleyebilirsiniz. Ama en ideal onu da bile mutfak havlu ya kağıt mutfak havlu ya da yağlı kağıt arasında böyle şey her dilim arasında koyarsanız daha güzel oluyor. Evet, ondan şu anda benden başka bu konu ilgili yok. Size tekrar hepsi yazdım. Belki bunu şimdi önemli olabilir. Esanslı sabun yapıyorsanız esans yani 6 haftadan sonra ayrı bir kutulara koyun. Birbirine karışmasın ya da en az benzer kokular beraber koyun. Daha güzel olacak. Başka sorular bugün yoksa ben bugün için dediğim gibi kısa bir tane program bugün bitirmek istiyorum. Gelecek hafta size daha uzun bir şey sunmak isteyeceğim. Bilmiyorum. Yani benden bugün bu kadar. Yarın kısa tekrar paylaşma bunu ilgili yapacağım Instagram'da. Ve gelecek hafta sizin istediğiniz bir konu varsa bakalım. Bundan sonra şu krem kitap video olayı bakmaya başlayacağım. Ama acele yani şimdi birkaç ay sonra haberiniz olsun. Yani yarın çıkmaz, bir gün sonra da çıkmaz. Ben onu yaz tatili için planlanıyorum. Yani umuyorum o zaman beğendiğiniz bir şey çıkartacağım. Dedim ki başka sorunuz varsa sorun Instagram'da, Facebook'ta, e-mail olarak her yerde cevap alabilirsiniz. Genelde birkaç saat içinde cevap veriyorum. Hafta sonu genelde cevap geç veriyorum. Bu kadar şu anda. Tamam. Benden bu kadar. Bay bay. Görüşürüz. End. Save. End. Thank you.